Kardeşlerim, bu videoda Hanefi mezhebine göre namazda sıkça yapılan hataları sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci olarak Hanefi mezhebinde ayaklarımızın açıklığı şu 4 parmak miktarı olmalıdır. Çok fazla açık olmamalıdır. İkinci olarak niyet ederken niyetin yeri kalptir. Kalbimizde mutlaka niyet etmemiz gerekir. Kalpten niyetten sonra dil ile takviye yapmayı bazı alimlerimiz uygun görüyorlar ama önemli olan niyetin kalpte olmasıdır. Tekbir alırken yapılan hatalardan birisi, kimisi şu şekilde tekbir alır, kimisi farklı yöntemlerle alır. Doğru olan ellerimiz hafif açık ve kıbleye yönelik bir şekilde şu şekil tekbir almak gerekir. Yine namaza durduktan sonra yapılan hatalardan birisi de etrafı gözetlemek. Namazda ayaktayken secde yerimize bakmamız gerekir, rükudayken ayak uçlarımıza bakmamız gerekir, secdedeyken burun kenarlarına, oturduğumuz zaman da kucağımıza bakmamız gerekir. Namazda yapılan hatalardan bir diğeri kıraati içimizden yapmak, yani dil ile okumadan kalpten geçirerek kıraat yapmak. Değerli kardeşlerim, böyle bir kıraat geçerli değildir. Kıraat yaparken mutlaka dilimizle harflerin mahreçlerini çıkartarak, şöyle ağzımız hareket ederek mutlaka kıraati bu şekilde yapmamız gerekir. Yine namazda yapılan ihmallerden birisi diyelim, hata değil ihmallerden birisi de herhangi bir canlı resmine karşı namaz kılmak veya tişörtümüzde veya elbisemizde herhangi bir canlı resmi olması da yine namazı bozmaz. Ama böyle namaz kılmak mekruhtur. Buradaki ölçü şudur. Eğer o resme can verilecek olsa, yaşar şekilde ise buna bir suret diyoruz ve bu şekilde namaz kılmak da mekruhtur. Eğer resimler gazetede veya başka bir yerde arkamızdaysa herhangi bir problem olmaz. Ama önümüzde ise, ister duvarda olsun ister yerde olsun, önümüzde ise bu şekilde namaz kılmak mekruhtur. Rükuda yapılan hatalardan birisi şu dirsekleri ve dizleri kırmaktır. Şu şekil veya şu şekil, öyle değil. Hem dizlerimizi hem de dirseklerimizi kırmadan şöyle ayak uçlarımıza bakarak sırtımız düz bir şekilde rükûmuzu yapmamızdır. Namazdaki ve dışarıdaki avret mahalli erkeklerde göbek deliğinden aşağı diz kapağının altına kadar olan yerdir. Yani diz kapağı da avret mahallidir. Dolayısıyla namaz kılan erkek kardeşlerimiz eğer kısa bir şey giymişler ve namaz kılarken secdeye gittikleri zaman eğer diz kapağı açılıyorsa bu kişilerin namazı olmaz. Aynı zamanda bizim bel diye ifade ettiğimiz yer de bu göbek deliğinin altındaki bir yerdir. Bazı genç kardeşlerimizin kısa tişört giydiklerini ve secdeye gittikleri zaman bellerinin ciddi manada açıldığını görmekteyiz. Bu da namazı bozar. Bu meseleye de özellikle dikkat etmemiz gerekir. İkinci olarak hanım kardeşlerimizin avret yerleri de bilekten aşağı olan elleri, yüzleri ve ayak topuğu diye ifade ettiğimiz şu iki kemiğin altındaki yerin haricindeki yerlerdir. Dolayısıyla bazı hanım kardeşlerimiz şöyle bir şey giyiyorlar. Secdeye gittiği zaman eğer kolları böyle açılıyorsa kolumuza, bileğimize, bu bileğimizi kapatacak bir şeyi mutlaka takmak gerekir. Rükudan kalkınca da mutlaka bütün azalarımızın yerleşmesi ve dimdik ayakta durduktan sonra secdeye gitmek gerekir. Biz buna tadil-i erkan diyoruz. Rükudayken, rükudan kalkınca, secdedeyken ve secdeden kalkınca mutlaka azalarımız yerleşmiş bir şekilde namaz kılmalıyız. Kesinlikle böyle rüküye gidip hemen düzelmeden tekrar secdeye gitmek, yani acele namaz kılmak asla doğru değildir. Bilerek insan bunu yapıyorsa namazı iade etmesi gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselam da en kötü hırsızın namazından çalan, rükûsundan, secdesinden çalan ve tadil-i erkana riayet etmeyen kişi olduğunu bizlere haber vermiştir. Secdeye giderken yapılan hatalardan bir diğeri iki elle pantolonu çekerek secdeye gitmektir. Bu konu bazı alimlere göre namazı bozar. Mümkün mertebe iki elimizle namaza hiçbir şey yapmamaya gayret edelim. İki elimizi, elbisemizi düzeltmeyelim. İki elimizle şöyle pantolonumuzu secdeye giderken çekmeyelim. Secdede yapılan hatalardan birincisi parmakların böyle açık olması. Parmakların mutlaka kapalı olması gerekir ve kıbleye yönelik
dümdüz bir şekilde olması gerekir. Yine secdede yapılan hatalardan bir diğeri şu kolları yere koymaktır. Şu şekil namaz kılmak da mekruhtur. Yine aynı şekilde burnumuz ve alnımız secde yerinin sertliğini mutlaka hissetmesi lazım. Şu şekilde yapılan secdelerde geçerli değildir. Secdede yapılan hatalardan bir diğeri ayakları şu şekil koymak. Ayakları şu şekil koymak namaza engeldir diyen alimlerimiz vardır. Şu şekil dikte olmaz. Mutlaka parmaklar kırılarak ve yerden kaldırmadan, şöyle iki ayak yerden kalkarsa secde esnasında bu namazda tehlikededir. Mutlaka şu şekil ayağımızı kaldırmadan parmakları kıbleye bakacak şekilde olmalıdır. Tahiyyata oturduğumuz zaman da parmaklarımız hafif açık ve kıbleye dönük bir şekilde oluyor ve biz de kucağımıza bakıyoruz. Selam verirken de vücudumuzla değil sadece başımızla selam vermeliyiz. Yani Esselamu Aleykum ve Rahmetullah şeklinde selam vermeliyiz. Şöyle vücudumuzu çevirerek selam vermemiz doğru değildir. Değerli kardeşlerim, namazlarda en fazla ihmal edilen konuların başında tadili erken gelir. Bu konuya son derece riayet etmeye gayret edelim. 3-5 dakika için namazımızı heba etmeyelim. Ahirette hesabı bizim için çok zor olur. Biz neler için kaç dakikalarımızı harcıyoruz? Bir insanın en güzel vakit geçireceği yer Rabbinin huzurudur. Ve Rabbimizin huzurunda olacak şekilde, düzgün bir şekilde namazlarımızı kılmaya gayret edelim. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Allahu Teala Hazretleri namazlarımızı hakkıyla eda edebilmeyi, bizi kötülüklerden alıkoyacak şekilde namaz kılabilmeyi hepimize nasip eylesin.